Sevgili seyirciler, yeni C4 Picasso hem tasarımıyla hem içeride sunduğu geniş iç alanla hem de teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu aracın Technospace olarak adlandırılmasının nedenini ancak aracın içine geçtiğiniz zaman o içerideki hem geniş hacimden hem de içerideki teknolojik özelliklerden daha net anlayabiliyorsunuz. Araca baktığınız zaman farklı bir tasarımı var ve tüm otomobillerden, bu segmentteki tüm otomobillerden ayrılıyor. Tasarıma baktığımızda adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir aracı andırıyor. Gördüğünüz gibi buradaki krom çıta ön yüzde logo ile birleşerek diğer tarafa doğru devam ediyor ve buradaki led farlarla, ayrı konumlandırılmış led farlarla bir farklılık yaratılmış. Zira farlar burada, sis farları ise aşağıda yer verilmiş. Orta bölüme baktığımızda ise bu bölüm Piano Black olarak tasarlanmış. Farklı bir detay ise yine ağız tunları, çünkü ağız tunları diyorum sevgili seyirciler, burada klasik ağız tunu ince olarak yerleştirilmiş ve bunun içinde içeriden bakıldığında daha net görülen ikinci bir ağız tunu var. O da bu noktada birleşiyor ve bu camla da hem dönüşlerde daha iyi bir görüş elde edilmesi sağlanmış hem de buradan içeriye daha fazla ışık alması sağlanmış. Dediğim gibi içeride ferah bir alan var. Bu ferah alanın bu şekilde hissedilmesi, görülmesi ve yaşanması için her türlü detaya yer verilmiş. Hazır yan taraftayken bir başka detaya bakalım. Burada gördüğünüz gibi pencerelerin hemen altından krom bir çıta devam ediyor. Bu da aracın daha şık durmasını sağlıyor. Özellikle bu detayın Citroen DS modellerinden hatırlayacağımız detaylar olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Aracın arka tarafına bakacak olursak sevgili seyirciler, arka camlar karartılmış ve gördüğünüz gibi bu C sütunuyla da bir bütünlük sağlanmış. Çünkü C sütunu siyah olarak tasarlamışlar. Arkadan camlarla gelen bu görsel yine şık durmuş. Stop lambalarına baktığımızda ise 3D stop lambalar, LED stop lambaları tasarlanmış. Bu da gece aracın arkadan bakıldığında çok şık durmasını sağlıyor. Gelelim aracın bagajına. Bagaj kapağını buradan açıyorsunuz ve 537 litrelik bir alan sizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi yükleme eşiği oldukça rahat, yani eşyaları çok rahat yükleyebiliyorsunuz. Düz bir zemin var. Arka koltukları yatırdığınız zaman bu rakam 630 litreye çıkıyor. Evet, buradaki örtüyü kaldırdığınızda ise tam boy stepne sizleri karşılıyor. Aracın arka koltuklarına bakacak olursak, buradaki ipi çektiğimizde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde bu koltuk yatıyor ve bagaj zeminini düz bir zemin oluşturuyor. Üç koltuk da bağımsız bir yapıya sahip, modüler bir yapıya sahip. Dolayısıyla bunları katlamak veya kaldırmak çok kolay. Gördüğünüz gibi tek hamlede kaldırabiliyorsunuz, sabitleyebiliyorsunuz. Koltuğa oturmadan önce yine bir başka detay var burada, onu da göstermek istiyorum. Hemen ayak koyulan bölümde yine bir gizli eşya saklama bölmesi var. İki taraf içinde yerleştirilmiş. Buraya da yine ortada gözükmesini istemediğiniz eşyalarınızı koyabilirsiniz. Orta bölüme baktığınızda şaft tünelde bulunmadığı için ortaya da üçüncü kişinin oturması gerçekten rahat. Şimdi arkaya oturduğumuz zaman gördüğünüz gibi diz ve baş mesafesinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Çok rahat bir alan. Buraya kolunuzu çok rahat dayayabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada perdenin olması da fazla güneş ışınlarını kesmeye de yardımcı oluyor. Arkaya çocuklarınız oturacaksa buradaki masa da yine uzun seyahatlerde işinize yarayacaktır. Bunun içinde yine bir lastik var. Buraya da bir takım şeyleri sabitleyebilirsiniz bu sayede. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok ince detaylar düşünülmüş. Koltuğun arkasında yine bir file şeklinde lastikli bir eşya saklama bölmesi var. Buraya çok rahat eşyalarınızı tutturabilirsiniz, çocuklarınızın oyuncaklarını tutturabilirsiniz. Bunun dışında burada sol tarafta, yani B sütununa gizlenmiş bir hava kanalı var. Buradan da arkadaki yolculara
sıcak ve soğuk hava üflemesi sağlanabiliyor. Bu alttaki mandalı çektiğinizde gördüğünüz gibi koltuk ileri geri hareket ediyor. Böylelikle arkada bagajda bir alana ihtiyacınız olursa biraz daha fazla alan elde etme şansına sahipsiniz. Ancak arkada yolcular oturuyorsa bunları en arkaya alarak daha rahat bir oturma pozisyonunda kavuşabiliyorsunuz. Arkanın ferah olmasında bir başka etken, daha önce de söylediğim gibi buradaki panoramik cam tavan. Perdeyi açtığınız zaman içeriye çok daha fazla ışık alıyor ve içerisi daha ferah bir hale bürünüyor. Anahtarsız çalıştırma sistemiyle araca binmek gerçekten kolay. Anahtar gördüğünüz gibi elimdeydi. Buradaki yuvaya anahtarı bırakabiliyorum. Elimde taşımak istemiyorsam hemen üzerindeki start stop tuşuyla aracı rahatlıkla çalıştırıyorum. Evet, kemerimizi bağladıktan sonra yola çıkabiliriz yavaş yavaş. Elektrikli park frenimiz buradaki görmüş olduğunuz 7 inçlik ekranın hemen altında ortaya yerleştirilmiş. İleri ittiğimizde kendini boşa çıkartıyor. Vites koluna gelince o da direksiyonun üzerindeki bu çubuk sevgili seyirciler. İşte ben buna baktığımda şaşırdığım detaylardan bir tanesi. Adeta o Renault Taurus'ların silecek kollarını andırıyor. Yukarıda konumlandırılmış. Yeri de çok ilginç geldi. Aslında biliyorsunuz bu tarz vites kolu Mercedes'te buraya konumlandırılmış ve çok rahat buradan kumanda edebiliyorsunuz. Bunun yeri de biraz ilginç geldi. İlk binişte vites nerede diye arayabilirsiniz. İşte dediğim gibi vites kolu buraya konumlandırılmış. Çok ince bir yapısı var. Sanki elinizde kalacak, kırılacak gibi gözüküyor ama herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Evet, ufak ufak yola çıkalım. Direksiyondan bahsetmişken gördüğünüz gibi etli bir yapısı var. Ortası bombeli ve üzerinde birçok düğme var. Bu düğmeler sayesinde de fonksiyonları kumanda edebiliyorsunuz. Direksiyonun hemen arkasında ise vites pedalcıkları var. Manuel kullanımda vitesi buradan kumanda edebiliyorsunuz. Onun için de kolu aşağıya M konumuna indirmeniz yeterli. Pedalcıkları da buradan kumanda ederek vitesi ayarlayabilirsiniz. Drive modunda da yine bu vites pedalcıkları sayesinde manuel kullanım sergileyebilirsiniz. Aracın içine bindiğimiz zaman tabii ki dikkatimizi çeken şeylerin başında aracın içindeki ferahlık geliyor. Dışarıdayken de söylemiştim. Buradaki ağ sütunlarının arasında kalan cam bölme yine daha fazla görüş imkanı sağlıyor. Özellikle virajları dönerken. Oturduktan sonra koltuk yapısı oldukça rahat. Buradaki kol dayama ünitesi de yine konforunuzu arttıran detaylardan bir tanesi. İnce bir yapısı var. Yukarı rahatlıkla kaldırabiliyorsunuz. Kemeri takarken fazla bir engel teşkil etmiyor. Bu da yine güzel detaylardan bir tanesi. Hareket ettikten sonra tabii ki ilk dikkatimizi çeken şey göstergeler. Burada 7 inçlik bir ekrandan bahsetmiştim. Onun hemen üzerinde ise 12 inçlik HD bir ekran var sevgili seyirciler. Bu ekrandan birçok bilgiyi görmeniz mümkün ancak bu ekran tam ortaya konumlandırılmış. Biliyorsunuz bütün otomotiv üreticileri göstergeleri sürücünün en rahat göreceği, gözünü yoldan ayırmayacağı yere konumlandırırken Citroen tasarımcıları bunu orta bölüme koymuşlar. Neden böyle bir şey yapmışlar onu pek anlamış değilim çünkü gözünüzü yoldan ayırmadan ona bakmak pek mümkün olmuyor. Keşke onu biraz daha bu tarafa alsalardı diyorum. İnşallah bu sistemlerimizi de duymuş olurlar. Yalnız tasarıma baktığımızda içeride gerçekten görsel anlamda hoş bir tasarım var. Farklı renkler kullanılmış, farklı malzemeler kullanılmış. Gördüğünüz gibi griler var, yine yumuşak siyah malzemeler var. Burada piano black kullanılmış bu 7 inçlik ekranın etrafında ve yine onun içinde bir desen verilmiş. Bütün bunlar gerçekten çok şık duruyor. Havalandırma kanalları da ince ve zarif bir yapıya sahip. Onlar da şık, hani bunlar da beğendiğim detaylar. Ama göstergelerin konumunu dediğim gibi pek beğenmedim. Vitesin şeklini ve yerini pek beğenmedim. Şimdi gelelim diğer detaylara sevgili seyirciler. Bu 7 inçlik ekranın hemen altında ESP off tuşu, elektrikli park freni ve kapı kilit tuşu yerleştirilmiş.
bir dokunuşla bunları aktive edebiliyorsunuz. Gerçekten kullanımları rahat. Gelelim 7 inçlik ekrana. Bu ekranın hemen solunda ve sağında yine tuşlar var. Ancak bunlar dokunmatik, çok rahat. Ön cam ve arka cam rezistansları da yine dokunmatik. Dokunduğunuz an devreye giriyor. Kullanımları son derece basit. Bu tuşlarda baktığımızda en üstte solda fan düğmesi görüyoruz. Bu klima sistemini gösteriyor. Onun altında araç düğmesi var. Ona bastığınızda araçla ilgili bilgiler ekrana geliyor. Park yardımı, park asist, şerit değişimi uyarısı, kör nokta kontrolü ve otomatik uzun farlar gibi menüler ekrana geliyor. Bunları isterseniz on, isterseniz off konumuna getirebiliyorsunuz buradan. Bir altına bastığınızda ise müzik sistemi, daha doğrusu radyo, CD çalar ve jukebox gibi menüler ortaya çıkıyor. Onun altında navigasyon ekranı var. Buradan güzel bir harita sizi karşılıyor ve yolunuzu gösteriyor. Sağ tarafta üstte ise ayarlar düğmesi var. Audio ayarları ve ekranı kapat gibi düğme burada yerleştirilmiş. Onun altında ise Citroen Multicity Connect adı verilen bir menü çıkıyor. Buradan internetle bağlantı sağlama şansına sahip oluyorsunuz. Bir altta ise telefon Bluetooth menüsü. Telefonunuzu buraya bağladığınızda Bluetooth'la rahatlıkla konuşup gelen çağrılara cevap verebiliyorsunuz. Menülere dediğim gibi yine direksiyon üzerinden de erişebiliyorsunuz. Buradaki mod tuşuna bastığınızda üst ekranda 12 inçlik o HD ekranda sevgili seyirciler, kadranlar, sürüş, medya gibi yazılar çıkıyor, fotoğraf gibi. Bu ekranı kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Şu anda kadranlar var ve sağ tarafı biz devir saati olarak görüyoruz. Ortada ise yol bilgisayarı var. Anlık yakıt tüketimimiz, kalan yakıtla ne kadar gidebileceğimiz gibi bilgileri buradan görebiliyoruz. Ne kadar eco drive yaptığımızı da görebiliyoruz. Bu modu değiştirirsek foto, buraya yükleyeceğimiz bir fotoğrafla ekranı süsleyebiliriz. Şu anda bir manzara resmi var. Onun hemen altında ise navigasyon var. Navigasyon ekranı ekrana gelebiliyor buradan seçtiğiniz takdirde. Sol tarafta ise hız göstergesi mevcut. Ortada hızı büyük olarak görebiliyorsunuz. Onun dışında yine analog sistemde olduğu gibi bir dijital kadran var. Oradan da hızınıza bakmanız mümkün. Onların hemen altında vites konumlarını görüyorsunuz. Park, rear, neutral, drive ve manuel olarak. Şu an biz otomatik viteste, 3. viteste ilerliyoruz. Bu arada aracımızda tam otomatik 6 ileri şanzıman konumlandırılmış. Bir önceki neslindeki o sarsıntılı geçişli şanzımanlara bununla birlikte veda edilmiş. Çünkü bu şanzıman, EAT 6 adı verilen şanzıman, bir önceki nesline göre çok daha başarılı. Vites geçişlerinde sarsıntı neredeyse hissedilmeyecek kadar az ve vites tepkileri de biraz daha iyi ötekine göre. Gaza bastığınızda ilk anda algılamıyor gibi gelse de hemen ivmelenmeye başlıyor araç. Bu da motorun tabii ki hem gücü hem de torkundan kaynaklanıyor. Kaputumuzun altında 1560 cc hacminde bir dizel motor var sevgili seyirciler. Bu motor 0'dan 100'e aracımızı 11.2 saniyede çıkartıyor ve maksimum süreti ise 188 km. Tabii ki bu aracın ekonomi odaklı bir araç olduğunu unutmamak gerekiyor. Ekonomi demişken yakıt tüketimlerine de değineceğim, ancak güçlerinden de bahsetmek istiyorum. 3500 devir dakikada 120 beygir güç sunarken 1750-2500 devir dakika aralığında ise 300 Nm'lik bir tork değeri sunuyor. Bu da oldukça iyi bir değer. Araçta bir başka güzel detay, bir aile otomobili olduğunu bunun hatırlarsak, burada bir minik ayna var, geniş açılı bir ayna. Eğer anne ya da baba aracı kullanırken arkada çocuklar oturuyorsa, bu ayna sayesinde çocukların ne yaptığını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Altta zaten kararan dikiz aynamız var. Arkadan gelen farların gözünüzü almasını engelliyor bu ayna.
İçerisi oldukça geniş ve ferah, tam bir aile otomobili. Uzun yolda rahat edebileceğiniz bir otomobil. Bunu özellikle belirtmek istedim. Aracımızda bir başka güzel detay ise park asistanı. Park asistanı aktive etmek için buradaki P ve direksiyon olan düğmeye bastığınızda ekranınızda nasıl park etmek istediğiniz size soruluyor. Geri geri mi yanaşacaksınız, yoksa çıkış manevrası mı gerçekleştireceksiniz, yoksa iki aracın arasına dikey mi gireceksiniz? 3 tane opsiyon var. Bu 3 opsiyondan birini seçtiğiniz zaman aracınızda ya geri geri park edebiliyorsunuz, ya park ettiğiniz yerden çıkabiliyorsunuz, ya da iki araç arasına dikey olarak girebiliyorsunuz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. C4 Picasso bir kere farklı tasarımıyla bakışları üzerine topluyor ve diğer modellerden, bu segmentteki diğer modellerden kendini ayrıştırıyor. İçeride çok fazla eşya saklama bölmesi var, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde. Çok fazla teknolojik yeniliğe yer verilmiş. Tabii bu kadar çok şey olunca arada birkaç şeyi de eleştirme şansına sahip olabiliyoruz. Çünkü her şeyi de tam anlamıyla yapmak her zaman mümkün olmuyor. İşte onlardan bir tanesi vites kolundan bahsettik, şeklinden bahsettik. Arka bagaj kapağının içinde herhangi bir aydınlatma olmamasından bahsettik. Ama bunları göz ardı ettiğinizde de size fazlasıyla hem teknolojik hem güvenlik anlamında donanım sunduğunu, konforunuz için elinden geleni yaptığını göstermiş olduk. Dolayısıyla bir aileniz varsa, 5 kişilik oturma kapasitesi size yetiyorsa, o zaman C4 Picasso bakabileceğiniz modellerden bir tanesi. Ufak bir dipnot, C4 Picasso'nun 7 kişilik versiyonu da bulunuyor. C4 Grand Picasso, ona da bakabilirsiniz eğer 7 kişilik oturma kapasitesi ihtiyacınız varsa.